Merhaba, bugün konumuz su. Ama nasıl su? Ne görüyoruz? Bardak. Bir tarafı boş, bir tarafı dolu. Hani derler ya, nereden baktığınıza bağlı. Aslında hiçbir şey değişmiyor, biliyor musunuz? Nereden bakarsanız bakın, su bardağın dibinde. Dünya dediğimiz çanak, %70 oranında suyla dolu. Ve kullanım açısından, içme suyu açısından su bardağın dibinde daha doğrusu dünya dediğimiz çanağın dibine inmiş durumda. Kaç kişi fark ediyor bilmiyorum. Musluklarımızı açıyoruz, sularımız akıyor. Arabalarımızı yıkayabiliyoruz, bahçelerimizi sulayabiliyoruz. Nereye kadar gidecek bu kullanım, bolluk ve daha doğrusu bu kadar suyu insanlar mı tüketiyor? Gelin gerçeklerle yüzleşelim ve 2025'ten sonra Bizi bekleyecek olan büyük tehlikeyi konuşalım. Öncelikle e, hepinizin bildiği gibi su, dünyanın yüzde yetmişini kaplayan e, bir sıvı. Bizim için de olmazsa olmaz, tüm yaşam formları için olmazsa olmaz. Ama yüzde yetmiş oranında bu su bolluğunda bizim kullanabildiğimiz su miktarı sadece yüzde üç. Bu yüzde üçün içinde de kullanım sularını düşersek içme suyuna ulaşma oranımız daha doğrusu yüzde birlere iniyor biliyor musunuz? Gelin e, ee, şeye de bir bakalım. Dünyada kaç kişi içme suyuna ulaşamıyor? E, 2018 Birleşmiş Milletler raporu. Dünyada 1.3 milyar insan içme suyuna ulaşamıyor. Korkunç bir rakam. 2 milyar, 2.7 milyar insan da en az yılda 2 ay boyunca susuzluk çekiyor. Su stresi şu anda bütün dünyada özellikle bazı ülkelerde çok üst seviyede. Su stresi e, gene Birleşmiş Milletler Su Komitesi'nin tanımına göre yıllık 1700 metreküp tüketimden tüketim veya daha azın tüketen e, insanlara daha doğrusu kitlelere verilen bir isim. Yani ortalama aylık işte 170 litre e, kullanım ve içme suyu tüketiyorsanız düşünün yani her... E, Tuvalete atıyorum işte girdiğinizde suya bastığınızda düğmeye bastığınızda akan su miktarı 10 ile 20 litre arasında. Yani bir ayda 170'i bırakın siz aslında farkında olmadan hepimiz bir günde 150 ile 200 daha da fazla hatta litre su tüketiyoruz. Peki bu su tüketimi konusunda bize hiç uyarı gelmedi mi? Devletler açısından veya yaşadığımız aslında... Çoğu zaman geldi. Ta Orta Asya'dan beri biliyorsunuz büyük göçün sebebi kıtlıktır. Aynı zamanda susuzluktur. Susuzluğa bağlı yaşanan kıtlıktır. Ama biz günümüze gelelim. O güne gitmeyelim. E 2015'te Brezilya'da en büyük uyarı zaten geldi. E Brezilya'nın başkentin Sao Paulo kentinde. 2015 yılında korkunç bir su kıtlığı yaşandı. Ee, bu filmlerde Hollywood filmlerinde göreceğiniz tarzan bir su kıtlığıydı. İnsanlar aylarca susuz kaldılar. Derelerden mikroplu sular çekilip getirilip satılmaya çalışırken kara borsaya düştü. Su soygunları yapıldı dünyada ilk kez silahlı insanlar su kamyonlarını kaçırdılar. Su kamyonlarını soydular. Düşünün parayı almadılar. Su aldılar. Ve daha sonra bir şekilde işte bunun üstesinden gelmeye çalışıldı. Biraz da iklimin yardımıyla şu an Sao Paulo dışarıdan alınan takviyelerle kendini idare edebiliyor. Ama nereye kadar edecek o ayrı. 2018 yılında da e, Güney Afrika'da Cape Town kentinde yaşandı. E, aynı benzeri bir e, sıkıntı oldu ve orada e, devlet eliyle günlük su tüketimi 25 litre ile sınırlandırıldı. Düşünebiliyor musunuz? 25 litre tuvalete her girip çıktığınızda, düğmeye bastığınızda giden su miktarına eşit. Siz bununla duş yapacaksınız, eliniz, elinizi, yüzünüzü yıkayacaksınız, dişinizi yıkayacaksınız, e, pandemi var, devamlı el yıkamak zorundasınız. Yani bu durumda şunu gösteriyor. Zaten Brezilya'da belki de ölümlerin en büyük sebeplerinden biridir. Hijyenden uzak kalmak zorunda kalacaksınız. Tuvalet temizliğini yapamayacaksınız. Duşunuzu da alamayacaksınız. 25 litreyle insanlar duş alamaz. Korkunç bir durum. Korkunç bir durum. Cape Town'da bu duruma bağlı olarak ayaklanma meydana gelmişti. Ve bu ayaklanmayı bastırmak amacıyla biraz da ortalığı sakinleştirmek amacıyla hükümet kararıyla kullanım miktarı 50 litreye çıkarıldı. Biraz da iklimin yardımıyla Hani bu senelerde biraz daha iyi gibi görünse de bu iki kent ve buna bağlı 12 kentten söz ediliyor. Tümüyle risk altında. Ve bunların arasında İstanbul'da gösteriliyor. Onu söyleyeyim İstanbul ve Ankara'da gösteriliyor. Birleşmiş Milletler raporu. Peki suyun bizim için e, bunun dışında nasıl bir özelliği var? Şimdi bakın su aynı zamanda kullanım suyu olarak hani bahsediyoruz ama bir de tarım sektörü var. Aslında insanlar bizim düşündüğümüz kadar büyük miktarda su kullanmıyor. Yani insanların kullanım miktarı yaklaşık %12'lere denk geliyor suyu tüketme oranı. %70 oranında tarıma gidiyor Ve nasıl bir tarıma gidiyor onu da açıklayalım. Son GDO'lu üretimlerle birlikte suya olan ihtiyaç çok daha fazla arttı. Eskiden ee, susuz tarım yani çok az suyla da tarım yapılabiliyordu o ilkel dönemlerde. Evet çok verim alınamıyordu ama bir şekilde tarım yapılıyordu. Ama GDO'lu ve hibrit tohumlar çıktıktan sonra bunların üretim aşamasından itibaren bol miktarda suya ihtiyaçları var. Bunlar satıldıktan sonra ona eken çiftçilerin de aynı şekilde sulama yapmazlarsa verim alamıyorlar. Bu nedenle Su miktarı 5 kart daha fazla arttı son 30 yılda. Ve her geçen gün daha da artıyor. Bir de bunun mandıralar gerçeği var. Bu hayvan mandıraları, işte yediğimiz sosisler, sucuklar, kesilen etlerde inanılmaz ölçüde bir su tüketimi var. Geçen gün ben onunla ilgili bir Birleşmiş Milletler raporunu okuduğumda dehşete düştüm. Yani bir tane hamburger için hani ortalama vermişler tabii bölmüşler. 1500, 1500 litre harcanıyormuş. Bir bardak kahve içiyoruz ya bu filtre kahve falan diyoruz ya da işte Nescafe hani cinsinden şeyler için harcanan şu miktarı 1.2 yani 1200 litre. E, bu durumda artık insanoğlu için temiz içme suyuna ulaşmak bir süre sonra gerçekten zorlaşacak. Çünkü su kaynaklarımız küresel ısınma nedeniyle tükeniyor tükeniyor. Yani bir taraftan buharlaşma var barajlardaki işte sular o yüzden buharlaşarak çok önemli bir kayba neden oluyor ve bunu da engellenemiyor. Ee, onun dışında e, buzulların erimesi asıl su kaynaklarını yeraltı sularını kurutan e, en büyük nedenlerden birisi. Bazen duyuyorum kutuplarda buzullar eriyorsa daha iyi sular eriyor nehirlere karışıyor dolayısıyla su miktarı artıyor diyorlar hayır böyle bir şey yok hiçbir şekilde bu gerçek değil su, e, nehirlerdeki suyla buzulların alakası yok buzullar yeraltı tünellerine bağlı dünyayı besliyorlar buzulların altındaki akarsular yani aşağı sızan sular. Ve onlar gerçekten de yeraltı nehirleri bütün dünyaya hani böyle kan damarları gibi uzanıyorlar. Ama dışarıda küresel etki, sıcaklığın etkisiyle, ısınmanın etkisiyle eriyen Buzlar asla ve asla içme sularımıza ya da nehirlere karışmıyor. Denizlere karışıyor, tuzlu su oluyor. Direkt okyanusa karışıyor, okyanusu yükseltiyor. Daha sonra onların karaları işgal etmesi için bir felaket hazırlıyor. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda bunu da göreceğiz. Nereleri işgal ettiğini denizlerin. Ama asla içme suyu olmuyor, asla kullanım suyu bile olamıyor. Şimdi e, bazen şey söyleniyor deniyor ki işte deniz suyundan içme suyu elde edildi. Deniz suyundan evet bir süre sizin yaşamınızı sürdürecek miktarda içme suyu elde edebilirsiniz. Doğrudur. Yapanlar da var. E, litresi 15 2 dolara galiba geliyor. Zaten fiyat açısından bunu karşılamanız mümkün değil. Kullanın, bir bunu duş alacaksınız içeceksiniz. E, işte kullanacaksınız mümkün değil böyle bir şey. Onun ötesinde o suyla denizden elde edilen içme suyuyla karada kaynak suyundan elde ettiğimiz suyun arasında çok fark var. Bir tanesi toprağın kendi minerallerini almak zorunda biz onlarla yaşamak zorundayız. Biz deniz hayvanı değiliz ki deniz canlısı değiliz ama denizdekiler de bizim sularımızla beslenemediği için her yaşam formunun kendine özgün bir suyu var. İnsanlar deniz suyu içerek uzun vade yaşayamazsınız. Evet arıtılır içme suyu tadına getirilir ama tadı getirilir. O mineralleri alamadığınız sürece sağlık problemleri artar ve gökyüzüne kadar çıkar. Bunun da net e, habercisini küreselcilerin temsilcisi daha doğrusu ekran önündeki yüzü Bilgeys'ten aldık. Bilgisine ne dedi? Yakın gelecekte dedi pandemiden daha korkunç bir tehlike bekliyor insanı. Tarım ve su kaybı nedeniyle milyonlar ölebilir dedi. Yani tarımdaki üretimin düşmesi ve su kaybı ile birlikte. Doğru söylüyor. Zaten bunu yapan kendileri. Doğru söylüyor. Bugün küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri denetimsiz sanayileşmeydi. Karbon salınımının en üst düzeye çıkartılması kar marjı yüzünden, rant yüzünden ve hala Amerika düşünün. Bunu kabul etmiyor, küresel ısınmanın varlığını reddediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani birkaç ülkenin yüzünden ve diğer ülkelerde tabii ki buna ayak uydurarak dünyayı elbirliğiyle korkunç bir kuraklığın ortasına daha doğrusu bir felakete doğru itiyorlar. Şimdi e, asıl şeye gelelim, ülkemizle ilgili konuya gelelim. Asıl sorun burada başlıyor. Bizim ülkemizde iki tane çok önemli su kaynağı var. Fırat ve Dicle. Fırat ve Dicle Türkiye için olmazsa olmazdır. O yüzden Kaba, Angap işte Atatürk Barajı benzeri şeyler yapıldı yapılmaya devam ediyor. Doğrudur ama ortada bir problem var. Birleşmiş Milletler Su Anlaşması'na insani haklara göre yani kullanımı şeyine göre bu suyun bir kısmını biz e, Suriye ve Irak'a vermek zorundayız. Bir kısmını değil ciddi orandaki bir kısmını. Tabii ki bu işin görünmeyen yüzü yani Irak Suriye dışında bir de İsrail var. İsrail susuz son derece susuz bir ülke, suya ihtiyacı olan bir ülke. Bu nedenle İsrail'in yapmış olduğu birçok saldırı Golan Tepeleri de dahil aslında su yüzündendir. Yani toprak işgalinin ötesindedir bu olay. Yani su bu kadar değerlidir. Şimdi bununla ilgili size bir takım raporlar vereceğim, okuyacağım. Bu raporlarda da en azından Fırat Dicle gerçeğini size anlatmaya çalışacağım. Fırat'ın su potansiyeli yıllık 35 milyar metreküptür. Türkiye bunun yüzde 58'ini kendisine kullanır. Yani 18.42 milyarını yaklaşık Türkiye kendisine alıyor. Geri kalanı da anlaşma gereği 11 milyar metreküp, 11.5 milyar metreküp Suriye'ye 23 milyar metreküpü de Irak veriyor. Yani bu farklı olması o ülkelerin nüfusuyla ilgili. Toplamda Bunları topladığınız zaman 35 milyarın çok üzerine çıkıyor. 17 milyar metreküplük bir açık söz konusu. Yani kağıt üzerinde bu anlaşma yapıldı ama toplamda 17 milyarlık bir açık söz konusu metreküplük. Sonuçta bütün ülkelerin arasında bu kullanım suyu yüzünden Türkiye'ye karşı gerçek anlamda bir husumet başladı. Ve Türkiye 2006, 2009, 2011 yıllarında bu iki ülke tarafından defalarca Birleşmiş Milletler'e şikayet edildi. Ama suyun çıkışı Türkiye topraklarında, suyun büyük bir bölümde yol alışı Türkiye topraklarında. Buradan oraya gittiği halde Türkiye kendisine alabilecek az miktarda az suyu alabiliyor. Yani çok daha kendisi suyu gasp etmiyor ama sorun şu ki küresel ısınma nedeniyle su miktarı azalıyor. Azaldığı için de Türkiye'nin ihtiyacı olan miktar 18 milyar 40 18.42 milyardır. Türkiye bu suyu almak zorunda. Küresel ısınmanın etkisiyle karşı tarafa vereceğiniz su otomatikman azalır. Ve bu da çok büyük bir problem olarak karşımızda duruyor. Şu an sessizliğe bakmayın. Yakında orada 5 küçük devlet kurulacağı için zaten 2 tanesi kuruldu. 5 devlet daha kurulacak devletçik ve bunlar Amerika'ya bağlı olacak. Plan bu şekilde küreselcilerin. Ve bu 5 devlet 2025 yılları civarında Türkiye'yi hep birlikte Birleşmiş Milletler'e şikayet edip insani yaşam haklarının elinden alındığını iddia edecekler. Zaten plan bu şekilde işliyor ama bunların stratejik anlaşmaları bir takım İngiltere ve Amerika ile olacağı için Batı dünyası ile olacağı için daha doğrusu işte o zaman karşı karşıya geleceğimiz ülkelerde bunlar olacak çünkü o anlaşmaya dayanarak onlar bize savaş ilan ettiğinde aslında biz onlarla değil oradaki Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman birlikleriyle savaşmaya başlayacağız Fransız birlikleriyle. Sorun bu. Bunlar gelecekteki, çok yakın gelecekteki ve olması muhtemel çok yüksek bir e, şekilde gerçekleşmesi muhtemel savaş senaryoları. Bunları ben kafamdan kurmadım. Bunlar şu an askeri e, birimlerce yapılmış bir analiz sonucunu okuyorum size. Dicle'ye gelelim. Dicle'nin su potansiyeli yıllık 50 milyar metreküp. Türkiye bunun %14'ünü alıyor. Bakın yani çok insaflı davranarak %14'ünü alıyor. Irak 45 milyon metreküp su alıyor. İstiyor daha doğrusu hakkı olduğunu ve gönderiliyordu ona. Suriye'ye de 2.60 milyar ama burada da gene aynı sorun var. 5 milyar metreküplük bir açık var. Dolayısıyla Türkiye bu açığı kendi kapatacak değil fazla su vererek. Türkiye doğal olarak suların kendi topraklarından çıkması nedeniyle bu su, kendi hakkı olan suyu alır ama aynı iklimsel nedenlerden dolayı Irak 45 milyon metreküp su alamaz. Suriye'de alamaz. Dolayısıyla bunlar da düşme olacak ve bu düşme olduğu gibi devletler arasında artık Irak, Suriye yok. Orada kurulmuş devletçikler var. Bütün bu devletçiklerle Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi anlamını taşıyor. Bu da şunu çıkartıyor. Türkiye asker açıdan güçlü olmazsa çok yakın gelecekte çok büyük tehdit altına girecek. O yüzden Türkiye'nin bütün yatırımlarından önce askeri gücünü çok ama çok güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü tehlike kapıda. Şimdi e, küresel ısınmanın ve buharlaşmanın yaşattığı, dünyaya yaşattığı sorunlarla ilgili sadece biz yaşamayacağız. Yaka, e, İsrail var. Asıl görünmeyen, e, işin görünmeyen tarafında İsrail var. İsrail su fakiri bir ülke. Biliyorsunuz 2013 yılında Türkiye ile bir anlaşma yapıp Manavgat suyunu 2023 yılına kadar e, parayla satın almaya başladı. Bu bizim gönderdiğimiz su miktarı da İsrail'in %3 oranındaki içme suyu ihtiyacını karşılıyor. %3 küçük görünebilir gözünüze ama içme suyu ve %3 çok büyük rakamdır. Ya 2013'ten sonra, 2023'ten sonra Türkiye derse ki ben seninle anlaşma yapmıyorum, İsrail'e büyük bir sıkıntı bekliyor içme suyu açısından. Ama İsrail tabii burada rahat mı duruyor? Hayır durmuyor. İsrail bütün su kaynaklarını Orta Doğu'daki göz dikmiş durumda. Bakın e, İsrail Ürdün sınırında asıl anlaşmazlık sebebi olan bir nehir var. Ürdün Nehri diyoruz biz ona. 1967 Arap Savaşı'nın aslında gerçek nedeni bu nehirdir. Bundan daha önce 1967 yılından önce Mısır 64-65'li yıllarda buradan su alıp kendi ülkesine boru attı döşemeye kalktı. İsrail de hemen karşı hamle olarak o suyun döküldüğü şey havzadaki suyu kendi Yarmuk nehri var kendilerine ait oraya doğru çevirmek istedi. Yani pardon Suriye Yarmuk kentine doğru çevirmek istedi. İsrail de aynı şekilde su havzasındaki suyu alıp İsrail'e olduğu gibi bir kanal projesi başlattı. O Galile Gölü'dür. Dökülen e, nehrin döküldüğü su. Galile Gölü'ne bir proje başlattı. 1967 yılında sonuçta bir savaş çıktı. Bu savaşın asıl nedenlerinden biri sadece toprak değildir sudur. Bu su kaynakları burada bulunan saydığım devletler açısından çok ama çok önemlidir. 6 gün savaşları sonunda biliyorsunuz İsrail Golan Tepelerini işgal etti, Araplar yenildi ve dolayısıyla İsrail şu an o suyu olduğu gibi kendisine aitmiş gibi kullanıyor. Ama bu da yetmiyor. Bu da yetmiyor çünkü e, şey, İsrail Lübnan'daki nehre de göz dikmiş durumda Lübnan sınırındaki. O nehir doğunun için önemli çünkü İsrail'in bir damla suyu yok kullanacak. İsrail bütün nehir kaynaklarına göz dikmiş durumda. Golan Tepesi'ni daha fazla işgal edecek. O nehri tümüyle, Ürdün sınırındaki nehri tümüyle ele geçirmenin peşinde. Peki su bu kadar önemli de e, Siyonistler Filistin topraklarına, Yerleşirken e, neden bunu göz önüne almadılar? Bakın şimdi ortada e, bir olay var. Birçok insan anlatıyor. Filmlerde de görüyoruz ama gerçek nedenini söyleyen yok. Onu da ben söylemek istiyorum. İkinci e, Abdülhamit döneminde biliyorsunuz e, Osmanlı'nın bütün borçlarını kapatmak kaydıyla Filistin topraklarında Yahudilere bir yerleşim yeri satın almak isteyen Rothschild ailesi Osmanlı'ya bir teklif getirdi. Bütün borçlarını kapatalım karşılığında Yahudilere bir yerleşim alanı verin Osmanlı yönetimindeki Filistin topraklarında. İkinci Abdülhamit bunu reddetti. Ama e, burada amaç toprak mıydı yoksa su kaynağı mıydı ona bakmamız lazım. Bakın bu teklifi getiren adam o aile adına Theodor Herzl'di. Sultan II. Abdülhamit'le görüşmek isteyen, daha doğrusu görüşen kişi. Bütün borçlara ödeme karşılığında Filistin topraklarını isterken aslında Litane Nehri, o bölgedeki Litane Nehri var. Orayı istedi. Bakın Kudüs'ü istemediler. Litane Nehri ve çevresini istediler. Nehri değil, çevresini istediler. Çünkü orada su vardı. Suyun olduğu yer uygarlıktır. Suyun olduğu yer insanların yaşamasına müsaittir. Suyun olduğu yer gelişir. İstediğiniz kadar bina yapın. İstediğiniz kadar gökyüzüne yükselen binlerce katlı binalar yapın. Suyunuz yoksa hepsini bırakır gidersiniz. Bu kadar basit. Tehlike kapımızda. Gerekli önlemi en azından kullanım açısından biz alalım. Devletlerde kullanım açısından gerekli önlemleri özellikle tarım sektöründe kısıtlamalara gitsinler damla su sektörüyle. Bir önemli konu daha var. Suların olduğu bölge bu bir öneridir. Suların, Akarsuların olduğu bölgenin çevresindeki tarlalar ya da araziler devletleştirilmelidir satın alma yoluyla. Çünkü buralar stratejik alan ilan edilmelidir. Eğer buraları bu şekilde yapamazsanız yarın öbür suyun işler sıkıştığı zaman direkt tarım sektörünü e, yansıyacak iş. Bugün su kenarlarındaki dünyadaki bizim ülkemizde dahi bütün alımlara bakın önemli su kenarlarındaki Fırat Dicle'de de dahil. Bir takım yabancı isimleri ve şirketleri görüyorsunuz. Bunlar boşuna almadı. Bunlar on yıllarca önce aldılar bu araziyi. Bir kısmında da tarım yapıyorlar. Organik tarım kendi ülkelerine gönderiyorlar. Su tarım demektir. Su yiyecek demektir. Su hayat demektir. Devletimizin veya devletlerin çok önemli bir sorunudur su. Ve tekrar söylüyorum su kaynaklarının bulunduğu yerler. Suların çevresindeki araziler bir şekilde devletleştirilmeli. Tarım üretim çiftlikleri kurulmalıdır. Tarım üretim çiftlikleri kurarsanız, orada her türlü tarım üretimini yaparsınız devlet olarak, hem de kendi ata to ata tohumlarınızla yapabilirsiniz. Daha da önemlisi, yarın öbürsün çok yakında, bilgesin dediği gibi, çünkü onlar başlattı bu olayı. Ee, gelecek olan gıda kıtlığını da engellemiş olursunuz. Ayrıca o bölgede yaşayan yüz binlerce kişiye de iş olana istihdam sağlanır. Evet, geçmişteki gibi yan gelip yatan hani bir parti e, istirahathanesi olmamalı e, tarım üretim çiftlikleri. Gerçek anlamda üreten, satan yerler haline rahatlıkla dönüştürülebilir. Bunu da devlet çok kolay yapabilir. Benim önerim budur ve tehlike kapımızda bir kez daha uyarıyorum. Su eşittir tarım. Tarım eşittir yiyecek ve insan hayatı demektir.